Ihr Haustier ist einzigartig. Wir versichern es auch so. Barmenia, einfach menschlich. Efendim merhabalar, bu haftalıkta programımıza başlamış bulunuyoruz. Bu hafta sizler için Hagen'deyiz. Hagen'de Ramazan mesajları ve vatandaşlarımıza söyleşilerimiz oldu. Bakalım Hagen'deki vatandaşlarımız ve iş insanları sizlere neler söyleyecekler diyoruz. Hep beraber izliyoruz. Efendim Hagen'deki Ramazan mesajlarına devam ediyoruz. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz bu programlarda Hagen'e ne zaman gelsek Salman Bey sağ olsun bizi hiç boş bırakmıyor. Her seferinde kapımız açık, yüreğine sağlık diyoruz. Bu bölgedeki dostların da mutlaka buraya uğramasını istiyoruz. Yine Salman Bey'i ben tanıyorum. Türkiye Export uzun yıllardır Hagen'de hizmet veriyor. Yine de kısaca Salman Türkeli'ni tanıyalım. Ben Salman Türkeli, Hagen'de Türkeli Export'un sahibiyim. Mustafa Bey de size çok çok teşekkür ederim. Şu ana kadar aşağı yukarı 20 seneden fazladır sizleri tanıyorum. Şu ana kadar da bizleri hep yalnız bırakmadınız. Kanal 7'ye de çok çok teşekkür ederim. Avrupa'daki insanların sesi oldunuz, bize yardımcı oldunuz, bizleri tanıttınız. Çok sağ olun. Biz 35 seneden beri toptancılık ve perakendecilik yapıyoruz. Bizim Türkiye'yle export olarak büfelere, exportlara, bütün yerlere Hollanda olsun, Avrupa'nın bazı yerleri olsun bizden gelip mal alıyorlar. Kendimiz %50 mallarımızı kendimiz import yapıyoruz. Çin'den, Türkiye'den bütün müşterileri de bekleriz. Herkes de gelsin inşallah en uygun fiyatlarla bizde bulabilirler. Biz uzak doğudan getirdiğimiz ürünleri hemen hemen yok pahasına satıyoruz ve bizim normalde kapasitemiz 3000 metrekare civarında. Ama bazı imkansızlıklardan dolayı bizim böyle parça parça su yerimiz ayrı, işte ev eşyaları, Zulcezye bu yerler ayrı olduğundan dolayı biraz küçük görünüyoruz. Ama normalde kapasite olarak 3000 metrekare kapasitede Nordheim, Vestalanda, Krefeld'e kadar bizim şoförler gidip malları dağıtıp büfelere falan veriyorlar. İnşallah bütün müşterileri de bekleriz. Şu anda içerimiz tabii yanık durumda. Müslümanların başına gelen problemler, Filistin'deki olan olaylar hepimizin yürek yarası. Benim kendim olsun, bizim ailemiz olsun gerçekten yani televizyonlara bakmaya bile utanıyoruz. Yani insanlık adına utanıyoruz. Avrupa ülkelerinin sanki Müslümanları bırakın da yani sanki böyle bir yani böyle bir kuş bile öldüğü zaman ayaklara kalktıkları zaman 30 bin kişi ölmüş, 35 bin kişi ölmüş. Sanki diyesen hiç kimse ölmemiş gibi bir de utanmadan şey yapıyorlar. Bir insanlık adına yani bütün Müslümanlardan rica ediyoruz. Bu savaşı bir an önce durdursunlar. İnsanlar, çocuklar ölmesin. Biz Müslümanlar olaraktan hiç kimseye karşı değiliz. Yahudi olsun, Hristiyan olsun. Biz bütün insanları seviyoruz. Bir dünya herkese yeter. Yüreğinize sağlık Salman Bey, gerçekten o kadar dolusunuz ki bir Ramazan mesajı verin de diyelim. Ramazan ayı bütün insanlık alemine mutluluk ve esenlikler getirsin. Sizlere de teşekkür ederim. İnşallah müşterilerimizi de bol bol burada bekliyoruz. Gelsinler bizden alışveriş yapsınlar. Hepsine teşekkür ederim. Eyvallah, biz de size teşekkür ediyoruz. Bu bölgedeki oturan vatandaşlarımızı mutlaka Türkiye'ne uğrayın. Ev eşyası konusunda, diğer işler konusunda diyoruz. Çok sağ olun, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Biz de müşterilerimizin sayesinde ilk önce Allah, daha sonra onların sayesinde bu seviyeye geldik, bu şekilde büyüdük. İnşallah da onların sayesinde de yine büyümeye devam ediyoruz. Biz müşterilerimizden gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Kanal 7 ailesine tekrar ve sizlere teşekkür ederim. Çok sağ olun, Allah razı olsun.
tanıyacağız. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Hamza Ulusoy, Bayburtluyum. Almanya'da Hagen'de yaşıyoruz. Hamza Bey, tam olarak Bahndins ne işler yapar? Bahndins Ulusoy'un işinden biraz bahsedin. Ne iş yapıyorsunuz? Biz kendi işimiz, demir yollarından oftak alıyoruz, yani iş alıyoruz. Yaptığımız işin mesleğin ismi Rancı Beglayta. Ve önümüz Ramazan ayı. Bütün İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. İnşallah sağ salim atladırız, geçiririz. Filistin halkına inşallah Allah'ım sabır versin. Allah'ım yardım etsin. Teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi için. Biz teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Seni tanıyabilir miyiz? Evet, merhaba, hoş geldiniz. Ben Muharrem Altınordu. Bahndins Ulusoy'dan. Eyvallah. Bu Bahndins Ulusoy ne iş yapar? Biraz kısaca açar mısınız? Biz Almanya demir yollarında çalışıyoruz. Lojistik bölümümüz de var tabii ki. Tam olarak senin görevin ne? Biz planlamayı yapıyoruz. Bizim işçileri organize ediyoruz. Ramazan mesajı alıyoruz. Senden de bir Ramazan mesajı alalım desek neler söylersin? Başta ailem olmak üzere Ramazan ayını mübarek olmasını diliyorum. Seni tanıyalım. Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Ben Alper Ulusoy. Alper, tam olarak görevin nedir bu firmada, şirkette? Amcamın ve eniştemin dediği gibi biz tren yollarında çalışıyoruz. Trenlere yön veriyoruz, makasları çeviriyoruz. İnşaat malzemeleri götürüyoruz vagonlarla. Misal inşaat malzemesi, taş olsun, ray olsun, inşaatları koordine ediyoruz, lojistik yapıyoruz. Senin nasıl bir Ramazan mesajın olurdu? Herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Herkese güzel, sağlıklı bir Ramazan diliyoruz. Teşekkür ediyorum bu güzel söyleşi için. Ben teşekkür ederim. Efendim, Bağın Ulusoy'a teşekkür ediyoruz. Biz siz gönül dostlar için bir başka mekana yol alıyoruz. Ihr Haustier ist einzigartig. Wir versichern es auch so. Barmenia, einfach menschlich. Hagen Ditip Dernek Başkanı ile beraberiz. Başkanımızı kısaca tanıyacağız. İsmim Saim Biçici, memleketim Elazığ. Hagen Ditip Merkez Camisi'nde ikinci dönem başkanlık görevini yürütüyorum. Size Mustafa Bey, Kanal 7 Avrupa ailesi olarak tekrar Hagen'e ve Hagen Camimize hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk başkanım. Öncelikle ortadan teşekkür ediyoruz. Bu Hayırlı Ramazanlar programı dolayısıyla çekim için geldik. Sağ olun. Hem caminin hem de vatandaşlara söyleşi yapmamıza izin verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Biraz da camimizden bahsedin. Ne zaman kuruldu, ne kadar üyemiz var, ne gibi faaliyetlerimiz var? Camimiz yaklaşık bir 30 yıldan fazla oldu kurulalı. 1988'lerde falan kuruldu. 450-500'e yakın üyemiz var. Genel olarak camimizde yani hareketli şey yani geçiriyoruz. Yani cemaatimiz yani yoğun olarak var. Yani akşam mesela gençlik lokallerinde mesela maç izliyoruz orada. Dart oynuyoruz, kika, ondan sonra tenis oynuyoruz, çay, sohbet. Aşağıda şark köşemiz var, orada da yaşlı amcalarımız oturup çay içip sohbet ediyorlar. Genel olarak durumumuz iyidir. Ramazan dedik, yaklaştı birkaç gün sonra Ramazan'a gireceğiz. Sayılı günler kaldı. Özel bir hazırlık var mı? Özel hazırlık birkaç şeyimiz var ama pazar günü toplantımız var yönetim kurulu olarak. Yani daha net bir karar o zaman alabiliriz ama birkaç planımız var yani mesela. Öğrencilerimizi mesela Köln Merkez Camisi'ne ziyarete götürmek istiyoruz. Ve gençlerimizi de tekrar Köln Merkez Camisi'ne iftara götürmek istiyoruz. Artı camimizde iftar yemeği yani verilecek büyük ihtimalle. Tabii şimdi böyle olmasa bir yani ilahi grubu falan şu an görüşürüz. Olursa bir ilahi grubu getirmek istiyoruz bir akşamda böyle. İlahi grubu olarak yani bir program yapmak istiyoruz. Ve gençlerimize sahur programı yapmak istiyoruz. İki ya da üç sefer teravih namazından sonra camide kalacağız. Sohbet, dini konularda hocamız bir iki konuda sohbet edecek. Ondan sonra yemekler beraber hazırlayacağız gençler olarak. Sahur beraber yapıp, sabah namazını yapıp dağılacağız inşallah. Geçen sene yaptık, güzel oldu. Bu sefer daha fazlasını yapmak istiyoruz. Birkaç yani 3 ya da 4 sefer de yapmak istiyoruz. Eyvallah. Son olarak Ramazan mesajı alıyoruz dedik. Sizin nasıl bir Ramazan mesajınız olurdu? Ben öncelikle başta Hagenler olmak üzere tüm İslam alemin Ramazan'ı kutluyorum. Ramazan ayında inşallah savaşların olmadığı ve savaşta çocukların ölmediği bir Ramazan ayını geçirmek istiyoruz. Rabbim inşallah bunlar bize nasip eder. Savaşların ve
gözyaşan olmadığı iyi bir Ramazan ayı geçirmeyi diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Hagen Dittip Camisi'nde Cuma namazı sonunda burada yaşayan bir şair kardeşimizle tanıştık. Yusuf Gülsular ismin, Sivaslıyım. Hagen'de ikamet ediyorum. 41 senelik de bir firmada çalışıyorum. Size de hoş geldin diyorum Mustafa Bey. Kalanınıza ve size çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Hem iş yerde çalışıyorsunuz hem şiir yazıyorsunuz. Şiir yazıyorum, hobi olarak yazıyorum. Öyle bir şeyim yoktur. Kitap çalışmanız oldu mu? Kitap çalışması, yüzü bir geçeyim diyorum. Ondan sonra bir kitaba düşünüyorum. Ona da yaklaştık inşallah. Az kaldı. 99'da mısınız? Yakın işte. Eyvallah. Şimdi bize hangi şiiri seslendirmeyi düşünüyorsunuz? Ana babadır diye bir şiirimi seslendirmek istiyorum. Zaten genelde benim yazıp dile getirdiğim şeyler aile ortamı, kültürümüz. Günümüzdeki eksikliğini hissettiğim. Eksikliğini veya da eksile gelen konuları kaleme almaya çalışıyorum. Kendi şeyimce, imkanım. Eyvallah. Evet gönül dostları, şu andaki şiirimizi tüm ekranları başındaki gönül dostlarına armağan ediyoruz. Evet buyurun, sizi dinliyoruz. Ana babadır diyeceğim. Birisi aile de temeldir, diğeri direk. Bunları üzmeye nasıl el verir yürek? Sofradaki soğan, ekmek onlara olur bal ile çörek. Başların tacı ana babadır. Kocaman kocaman evlerimizde her çocuğa bir odamız varken, sofralarımız çeşit çeşit yemeklerle dolup taşarken, bir kapı arkasında çaresiz yaşarken, gizli gizli gözyaşı döken ana babadır. Oğlan evlenir, alır gelini, kız evlenir, bulur erini. Derken tüketir servetini, eli kuru çül üstünde kalan ana babadır. Çoluk çocuğunu muhanete muhtaç etmez, çalışıp durur. Yıllar çabuk geçer, yaş kemane erer, derdini bulur. El ayak tutmaz, yaşlı beden yorulur, ömrünü boşa çürüten ana babadır. Bir ekmek davası uğruna düşer gurbete, sizleri büyütmek için girer türlü zahmete, en sonunda yenik düşer, dermansız derde, hayatta gün görmeyen ana babadır. Yavrularını yuvadan birer birer uçurur, bazen varlık bazen de yoklukla günün geçirir. Kendileri yiyip içmez, hep sizi düşünür, öğünsüz günler geçiren ana babadır. Yusuf der ki ana baba olmayan bilmez bunları, onlar size Allah'ın emaneti, üzmeyin onları. Bizlere huzura erdirir onların hayır duaları, mutluluğun temeli ana babadır. Maalesef günümüzde Mustafa Bey, hep anneler babalar belirli bir yaştan sonra bir köşede kalmaya mahrum kalıyoruz. Evet maalesef günümüzün en büyük hastalıklarının kalemine, yüreğine sağlık. Güzel bir şiirmiş, güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğin varsa? Tüm vatana selam ediyorum. Size ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip camimizi ziyaret eden için tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah daha sonra vakitlerde yine bekleriz. İnşallah teşekkür ediyoruz. Efendim Yusuf kardeşimizin yüreğine sağlık. Tam Avrupalı Türk'ün duygularına tercüman oldu şiiriyle. Biz siz gönül dostlar için söyleşilere devam ediyoruz. Efendim Hagen'deki Dittip Camisi'ndeki söyleşilerimiz devam ediyor. Bir kardeşimiz var, onunla tanışacağız. Merhabalar, tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Eser Kocabıyık. Hagen'de yaşıyorum. Buranın üyesiyim senelerdir. Burada yani gönüllü olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda kafe bölümündeyiz. Gençlik bölümünü gezdirdiniz. Biraz buradan bahsedin. Yani camiden hariç bu bölümle alakalı neler söylersiniz? Ya camiden hariç burada yani gençlerimizle toplanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi perde var, işte maçlarımızı izlediğimiz. İşte buradaki arkadaşlarımız var. Burada yani hep hafta sonları buluşuyoruz. Yani takımların, herkesin tuttuğu bir takım var tabii ki. Burada yani zevkli oluyor. Çaydır, işte vatandaşlarla sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz, gülüyoruz, ediyoruz. Yani burası yani gençlerin, ileriki bölümde gördüğünüz zaten tiştenes bölümü var. İşte kika, dart, yani imkanlar çok. PlayStation var çocuklara. Her şeyle yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada kendi aramızda. Memnun oluyoruz yani. Yani kültürümüzü bir nevi aktarıyorsunuz.
Evet, aynen öyle. Kültürümüzü aktarıyoruz. Burası da zaten cami lokali olarak geçiyor. Burada da yani gençlerimize yani buradan camiye de bir adım atarlarsa tabii bizim yani gayemiz, amacımız da o yani kardeşlerimizle beraber. Eyvallah. Sonra hem tanıdıklarınıza bir selam, bir de Ramazan mesajı alsak. Evet. Herkesin şimdiden Ramazan'ı kutlu olsun. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yüce Allah'ım herkesin işini rast getirsin. Buradan da İzmir, ben İzmirliyim, Bozyaka'dayım. Bozyaka'ya, İzmir'e, bütün Türkiye'mize çok çok selamlar, saygılar. Almanya Hagen'den, Didip Merkez Camisi'nden Mustafa Bey. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Evet. Ben Eser Kocabıyık, herkese selamlar, saygılar. Allah razı olsun. Hagen'deki söyleşilerimiz devam ediyor. Şu anda Özhas Urfa'dayız. Buranın yetkilisiyle hem tanışacağız hem de yemekleri hakkında ve kendisi hakkında bilgi alacağız diyoruz. Merhabalar, tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Mesut Yaz. Mesut Ustam, ne kadar zamandır bu işin içindesiniz? Efendim, yaklaşık 30 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Elhamdülillah. Eyvallah. Helallik konusunda hassasiyet nedir? Etler Selçuklu'nun abi. Buradaki, bu bölgedeki helal et satan bir firmadır. Kebaplarımız gördüğünüz gibi hepsi kuyruk yağıyla zırhla yapılmış kebaplar. Hagen'de bu hizmeti kendi ailemize sunmadığımız bir şeyi bir başkasına sunmamaya çalışıyoruz. O yüzden işin ehlileriyle çalışıyoruz. Ben kendim usta ve arkadaşlarım Urfa'dan özel getirttim. Burada Halil Bey ortağımdır. Halil Usta. En iyisini sunmaya gayret ediyoruz ve bu yüzden heyecanlıyız, bütün halkı bekliyoruz. Buyurun, bekleriz. İftar programlarınız, yemekleriniz olacak. Tabii, iftar yemeklerimiz. Şimdiden iftar için bizde rezervasyonlar oluştu. Yoğun bir kitle var. İnşallah helaliyle bu işi layık bir şekilde göstereceğiz, hizmetimizi vereceğiz. Son olarak eklemek istediğiniz varsa? Allah razı olsun. Herkesin Ramazan ayını tebrik eder. Ve inşallah Ramazan bayramında mutlu ve güzel bir dünya için dualar edeceğiz inşallah. Teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi için. Teşekkür ederim. Onur duydum. Teşekkür ederim Kanal 7. Sağ olun. Efendim, her güzelin bir son olduğu gibi bu haftaki programımızın sonuna geldik. Başta iş insanları, Hagen'deki iş insanları olmak üzere bütün vatandaşlarımıza, tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yüreklerine sağlık diyoruz. Güzel bir program oldu. Hagenlere teşekkür ediyoruz. Bu haftaki programımızı sonlandırıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi sürçülisan ettikse affola. Önümüzdeki bir başka programda bir başka güzellikte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Hep bu ekranda kalın. Ihr Haustier ist einzigartig. Wir versichern es auch so. Barmenia, einfach menschlich.